Merhaba arkadaşlar, Zeynep Kayabaş, Fen Bilgisi Öğretmeni. 8. sınıf 4. ünitedeyiz. Kimyasal tepkimeler konusundan devam ediyoruz, kaldığımız yerdeyiz. Kimyasal tepkimeler, kimyasal tepkime maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddelerin oluşma sürecidir. Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır bunlar. Canlılarda büyüme, sindirim, solunum, fotosentez gibi olaylar kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. Bunlar bir önceki konumuzda da işlediğimiz gibi kimyasal değişime de örnekte hatırlarsanız. Renk değişimi, gaz çıkışı, çökelti oluşumu, ısı ve ışık yayılması gibi olaylar kimyasal değişim sonucu olduğunda gösterilmişti hatırlarsanız. Yakıtların benzin ya da LPG ve benzeri yakıtının yanması sonucunda araba egzozundan gaz çıkışı olur arkadaşlar. Bu bir kimyasal değişimin tepkimenin sonunda açığa çıkar. Odunun yanması sonucu ısı ve ışık çıkar. Yine bu bir değişimin sonucudur. Su, karbondioksit, yemek tuzu gibi tüm bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur. Şimdi yemek tuzu, sodyum ve klorun bir araya gelmiş halidir. Bunlar bir araya gelerek sodyum ve klor, sodyum klorürü oluşturur ve yemek tuzunu. Su, iki hidrojen ve bir oksijendir. Bunlar hep kimyasal tepkimeler sayesinde oluşur. Karbondioksit, yine yemek tuzu, hepsi kimyasal tepkimeler sayesinde oluşur. Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşurlar. Molekül, aynı cins ya da farklı cins en az 2 atomdan oluşan atom gruplarıdır. Böyle aynı da olabilir, farklı da olabilir. Birkaç tane atom grubu, en az 2 tane bir araya gelmiş halleri. Kimyasal tepkimelerde başlangıçtaki maddelere şu tarafa girenler diyoruz biz. Diğer tarafa, yani sanki matematikteki denklem gibi de düşünebilirsiniz. Bu oku eşitlik gibi düşündü arkadaşlar. Okun ucunun gösterdiği tarafta ürünlerdir. Açığa çıkanlar ürünler. Burası girenler, açığa çıkanlar ürünler. Tepkime sonucu oluşan maddelere deniyor biz ürünler diye. Tepkime sonucu oluşan maddeler. Kimyasal tepkime sonucu yeni bir madde oluşur. Tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybederler. Kimyasal değişim olduğu için bununla bu madde bir araya gelerek bu maddeyi oluşturur ve tamamen kimyasal özelliği birbirlerinden farklı maddelerdir. Yeni bir maddedir. Yanıcı madde olan hidrojen gazı ile yakıcı madde olan oksijen gazı kimyasal tepkimeye girdiğinde suyu oluşturur. Hidrojen ve oksijen suyu oluşturur arkadaşlar. Su yanıcı ya da yakıcı özelliğe sahip değildir. Yukarıda görüldüğü gibi oksijen ve hidrojen molekülleri su molekülünü oluşturmuştur. Şimdi kimyasal tepkime gerçekleştiren değişmelere gelelim. Atomların cinsi ve sayısı ve toplam kütlesi kimyasal tepkime gerçekleşirken değişmeyenlerdir. Değişmeyenler. Kimyasal tepkime gerçekleşirken değişebilenlere gelelim. Bu maddenin fiziksel hali değişir. Molekül sayısı da değişir. Renk, koku, tat gibi fiziksel özellikleri de değişir. Şimdi kimyasal tepkime gerçekleştiğinde atomun cinsi ve sayısı değişmez. Bakın hidrojen yine burada hidrojendir. Oksijen de yine burada oksijendir ama sayıları eşittir. Fakat toplam kütle de aynıdır. Fiziksel hali bir aynı değildir. Molekül sayısı aynı değildir. Renk, koku, tat gibi fiziksel özellikleri kesinlikle aynı değildir. Bazı kimyasal tepkimelere örnek verelim şimdi. Kimyasal tepkimelerde matematiğin dağılma özelliğindeki gibi ya da bir denklemdeki gibi düşünebilirsiniz. Girenler ve ürünlerin sayıları birbirleriyle sanki burayı eşitmiş gibi hayal edin. Karşılıklı birbirlerine eşit olmak zorunda.
Girenlerde bir tane A, bir tane B varsa ürünlerde de yine bir tane A, bir tane B olacak ve bunları bakın birbirlerine birleştirmiş. Moleküler bir yapıya getirmiş ya da. Aynı şekilde bu bir kimyasal tepkime. Girenlerde AB birleşik haldeyken ürünlerde A'yı ve B'yi ayrı ayrı da görebiliriz. Bunlar parçalanabilir de kimyasal bir değişime uğrar. Yine eşitlik gibi düşünürsek bir tane A, bir tane B var. Bu tarafta da bir tane A, bir tane B var. Sayıları eşit olmak zorunda. Ürünlerde AB birleşikken C ayrı ama pardon girenlerde ürünlerde A ile C birleşip B'yi ayırabilirsiniz. Sayıları aynı olduğu sürece kesinlikle bunlar bu tepkime kimyasal bir tepkime örnektir. Aynı şekilde bakın şuna eşitlik olarak düşünüyoruz. Ürünlerde AB birleşik, CD birleşik ürünler diyorum pardon girenlerde. Ürünlerde AC birleşik ve BD birleşik. Bu şekilde yine olabilir. Tepkime örnektir. Şimdi gelelim gerçekleşen olaylardan gerçek denklemlere birkaç tanesine. İki element bileşik oluşturur. Bu iki hidrojen, oksijen ve şu. Şimdi iki elementin bir bileşik oluşturması. Şu şekilde hidrojen ve oksijenin suyu meydana getirmesi. Burayı oku eşitlik gibi hayal ettiğimde bu taraftaki hidrojen sayısıyla bu taraftaki hidrojen sayısının birbirine eşit olması lazım. Aynı şekilde girenlerdeki oksijenle ürünlerdeki oksijen sayısının da birbirine eşit olması lazım. Toplam 4 hidrojen burada var, 4 hidrojen burada, 2 oksijen burada var, 2 oksijen de burada var. İkinci madde bileşik kendini oluşturan elementlere ayrışabilir. Şimdi bu iki elementin bileşik oluşturmasıydı. Bileşiği tekrar biz kendini oluşturan elementleri ayırabiliyoruz. Ya da bir element bileşikteki başka bir elementin yerine de geçebiliyor. Örneğin üçüncüdeki gibi çinko asitle tepkimeye girdiğinde hidrojen gaz açığa çıkar. Bakın burada çinko asitle tepkimeye girdiğinde bu parçalanıyor, tek başına geliyor. Çinko da klorla birleşiyor ve şu şekilde bir tepkimede ürün elde ediyoruz. İki bileşiğin her birindeki bir elementin yer değiştirmesi var. Yani şu şekilde iki tane elimizde bileşik var. Diğerine bunlar ayrışıp şuradan ve buradan birleştiklerinde sodyumla bir araya gelenler ve suyun açığa çıkması olarak farklı farklı tepkimeler olur. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu. Bir parça kağıdı şekil 1'deki gibi hava sızdırmayacak cam fanusun içine yerleştirip tartıldığındaki kütlesiyle şekil 2'deki gibi mercek etkisiyle yakılıp tartıldığındaki kütlesinin aynı olduğu gözlenir. Kağıdın yakılması kimyasal değişimdir ve tepkime sonucu kütle korunmuştur. Bakın kapağının kapalı olması da açığa gaz çıkışını engeller. Çünkü bunun içerisindeki gaz da bu kütleye dahildir. İkisinde de yanmanın sonucunda açığa çıkan yine gaz dahildir arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde girenlerin kütlesi zamanla azalırken ürünlerin kütlesi zamanla artar. Ama toplam kütle daima korunur, asla değişmez. Bakın burada elimizde hidrojen ve oksijen var. Daha sonra su molekülü meydana gelmiş. 4 gram hidrojen, 32 gram oksijen toplam 36 gram etmiş. Şimdi hidrojen 4'ten zamanla azalıyor bakın. Oksijen 32'den zamanla azalıyor ama su oluşan su bileşiği ikisinin toplam kütlesine çıkacak kadar artıyor. Tepkimeye girenlerin kütlelerinin toplamı ürünlerin kütlelerinin toplamına her zaman eşittir. Biz buna kütle korunumu diyoruz. Örnek soruyla devam edelim. Yukarıda verilen olaylar ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Atom sayısı ve cinsi korunmuştur.
Şimdi atom sayısı 2 tane büyük maviden, 2, 4, 6 tane de küçüklerden var. Sayısı ve cinsi korunmuş. Kimyasal tepkime gerçekleşmiş. Evet, bu kimyasal bir tepkime zaten. Tepkime sonucunda bileşik oluşturmuştur diyor. Bu ikisi, bu bir bileşiktir. Bileşik oluşturmuş. Cevabımız 3'ü de doğru olduğu için D şıkkıdır. Buna göre oluşan Z maddesinin kütlesi seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? X artı Y, Z tepkimesi sırasında X ve Y maddelerinin kütleleri zamanla değişimi. X de azalacaktır, Y de azalacaktır arkadaşlar. Z ise bu ikisinin azaldığı miktarın toplamı kadar artacaktır. Buna göre oluşan Z maddesinin kütlesi seçeneklerin hangisine doğru verilmiş? Şimdi azalan miktar 20'den 10'a kadar geldiğine göre X 10 azalmış. Y de 10'dan 4'e kadar geldiğine göre 6 azalmış. Toplam artan miktar 16 olacak. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Örnek sorularla devam edelim yine. Aşağıdaki grafikte kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime sırasında tepkimeye giren ve tepkime sonucunda oluşan maddelerin miktarları yer almaktadır. Tepkime artansız gerçekleştiğine göre tepkime sonucunda oluşan T maddesinin miktarı kaç gram olmalıdır? Şimdi tepkimeye giren maddeler pembe renkli X ve Y. Bu ikisinin toplam kütlesi, yani X artı Y eşit olacak. Tepkime sonucunda oluşan maddelere Z artı T'ye, X'inki 30, Y'nin kütlesi 60 eşit olacak. Z'nin, bakın buradan grafikte tabloda 40 ama T'yi bilmiyoruz ve oradan T'yi bulacağız. 30, 40 daha 90 eder. 90 eşittir 40 artı T. T buradan 90 eksi 40'tan. Cevabımız 50'dir arkadaşlar. O da C şıkkı. Şekildeki grafikte kimyasal bir tepkime sırasında X, Y ve Z maddelerinin molekül sayılarının zamanla değişimi verilmiştir. Buna göre bu tepkimeye ait denklem aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi azalanlar X ve Y, gördüğünüz gibi Y azalıyor, X azalıyor. Artansa Z olduğuna göre biz X artı Y ve Z bu şekilde yazdığımız, o da A şıkkı cevabımız. Üçüncü sorudayız. Şekildeki düzenekte kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında kalsiyum X artı karbondioksit şeklinde ayrılıyor. Denklemine göre X ve CO2'ye ayrışıyorlar. Karbondioksit arkadaşlar bu. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X kalsiyum atomu içerir mi? Evet, çünkü bakın eşitliğin bu tarafında kalsiyum var ama burada kalsiyum içeren herhangi bir şey yok. O zaman kalsiyum X'in içerisinde. Çünkü karbon da var. Oksijenin de bakın 3 tane, 2 tane, bir tanesi yok. Kalsiyum oksittir burası aslında. X oksijen atomu da içerir. Bu da doğru. X karbon atomu içerir mi? Hayır, karbon zaten karşılıklı denkleştiğinde vardı. Cevap 1 ve 2 olan A şıkkı olacak. Aşağıda kimyasal tepkimelerle ilgili bazı açıklamalar verilmiştir. Bu açıklamalardan hangileri doğrudur? Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Kimyasal tepkimeler, bu doğru arkadaşlar her zaman. Kimyasal tepkimeler sırasında atomlar yok olmaz ve yeni atomlar oluşmaz. Kimyasal tepkimeler sırasında toplam molekül sayısı her zaman korunur. Molekül sayısı değişir. Değişir. Farklı moleküller oluşabiliyor. O yüzden de 3 olmayacak cevabımızda. 1 doğru, 2 de doğru. Yani C şıkkı. X artı Y, Z tepkimesi var. Sırasında X ve Y maddelerinin kütlelerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre oluşan Z maddesinin kütlesi kaç gramdır? X 10 gram azalmış. 10.
Y'de 16'dan 12'ye bu aradaki fark, arkadaşlar azalan farkı alacağız tabii ki. 4. Z buradan 14 gram çıkacak. Cevabımız B şıkkı. Bugünlük bu kadar. Gelecek derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.